bağırsak bir genel sağlığın çok önemli parçası. Doğru. Herkes kendi Doğru. deneyecek. Yani kendisi özel. Doğru. Başkası için sunulmuş reçete işte şunu yaparsanız şöyle olur. Ben size söyleyeyim, tutmuyor. Uygun Birine olmayabilir. söylüyorsunuz, evet oluyor. Öbüründe olmuyor. Aynı reçete ama tutmayabiliyor. Ama belli başlı besinler var ki bağırsak sağlığımız için mesela, şifa niyetinde. Mesela, mesela bunlardan ilki sarımsak. Sarımsak, kesinlikle sarımsak. Sarımsak genel olarak vücut için çok şifalı. Evet. Biz insan son Herhalde bir 20 yıl falan işte ağzın sarımsak kokuyor kısmına geldi ama hani insanın ağzı sarımsak kokabilir, fırçalarsınız geçer. Hı hı. Ama siz onu alamazsanız o bileşikleri o kadar yoğun olarak diğer gıdalardan alma şansınız. Alamıyor. Uzak, tek değil mi hocam sarımsak? Biraz tek kalıyor. Bir yakın komşusu belki soğan, soğan olabilir. belki. Evet. Ama yani sarımsak Ki onu da, da çiğ da tüketmemiz soğan. gerekiyor ki o da koku yapıyor bakın. E, öyle, yani. öyle oluyor aynı madde. öyle oluyor. Ha ne olur biraz yumuşatabilirsiniz işte ovarsınız sıkarsınız suyunu biraz akıtırsınız ama sarımsağın tüketilmesi lazım. O yüzden insanlar mesela yemek yaparken içine 2-3 diş sarımsak katıyor. 2-3 diş sarımsak pişmiş bir yemek için hiçbir şey ifade etmez. Yani 10 diş mi katalım demek e, istiyorsunuz? Bir bir başı katı versinler. Ha, bir başı Biraz katı ay versinler. ayıklaması zor olabilir ama Şimdi çiğ çiğ tüketmenin daha faydalı hatta en faydalı hali olduğunu biliyoruz ama eğer çiğ tüketemiyorsak işimizde vesairede işte yakın temasta isek eğer sıkıntı yaşıyorsak koku konusunda o zaman yemeğimizin içine bir tane diş çiğ eceğimizde bir, tane, bir tane, baş bol bol sarımsak bir baş soğan sarımsak koysan sarımsak çok fiyatlandı. Yakın zamanda çok yüksek fiyatlar <laughs> yaptı. Şimdi yine normal seviyelere geldi fiyatı. Hı. Ama Hangi sarımsak derseniz kolay soyulan ithal sarımsaklar var. Onlardan uzak dursun. onlardan bir şey olmuyor. Ben çok denedim. Hmm. E çok hoşunuza gidiyor. Çünkü sarımsak soymak e, zor bir şeydir. Evet, yani bir yemek yaparsanız en büyük kısmı sarımsak soymak da geçer Doğru. bir başı soyacaksanız. Ama Doğru. bu Çin'den, Min'den gelen sarımsaklar diğer şeyler gibi böyle tık yapıyorsunuz, pıt diye düşü veriyor. Çok sevinmiştim ilk gördüğümde. Kocaman kocaman böyle. Dişleri de büyük. Ama faydası öyle değil Zıfır. diyelim. Hiç Peki, yok. lahanaya geçelim. içeriğindeki vitaminler ve minerallerle pişmiş çiğ ya da turşu olarak tüketildiğinde bağırsakları temizler. Lahana güçlü bir probiyotik gıdadır. Bağırsak deyince aklımıza ilk gelen. Aslına bakarsanız mi? çok doğru söylüyorsunuz. Özellikle şimdi sonbaharda, barda bu lahana meselesi daha da gündeme gelecektir. Ee, geçenlerde e, siz hatırlamazsınız Louis de diye bir Fransız aktör vardır. Komedyen olarak geçer. Ee, büyük adamdır aslında. Onun bir lahana çorbası filmi var piyasada ama DVD olarak var. Onu da izliyorum. Adam sahneler sabahtan akşama iki huysuz ihtiyar lahana çorbası. Bir yandan küzinenin üstünde kaynıyor. Sürekli kaynıyor ama. Ara bir kesip içine lahana takviyesinde bulunuyorlar. Sadece bunu yiyorlar. <laughs> Bu şekilde sadece lahana ile hayat geçirilebilir. Kornak. O doğru. İçerisine bir miktarda malzeme koyarsanız bağırsaklarınızı çok iyi korur. Korur. Kemik suyu yine aynı şekilde herhalde Hakeza. hocam. içerisine kattığınız takdirde zaten bütün lezzeti de hı hı. E, aktaracaksınız demektir. Hı hı diğer gıdalarla birlikte kemik suyu bir evin olmazsa olmazıdır. Olması, mi? Ama zahmet edecekler. Yani evet. dışarıdan aldıkları kapalı o paketli bilmem neler işte içine koydum tadını verdi. Ha, olmuyor. Olmuyor değil mi? Yine aynı zamanda kemik suyu da bağırsak florasını güçlendirmede önemli bir rol oynuyor. Doğru efendim. Değil mi? Doğru. Pırasaya gelelim hocam. Bağırsak sağlığı için yine yararlı. Pırasa bizim memleketimizde iyi biliniyor. Sebzelerden. Evet. İyi sevilen sebzelerden. Ve yapması da son derece kolay. Bakınız diğerlerinin hepsinin bir şeysi var. Ama lahana kolaydır. Turşusuna bayıla bayıla yiyorsunuz. Turşusunu yiyoruz. bayıla bayıla yersiniz. Prasayı da pişirmek kolay. Evet. Yani bir şey yapmıyorsunuz sonuçta. Evet. Bir kabuk dışından alıp ondan sonra doğrudan yemek haline getiriyorsunuz. Evet. Ama çok besleyicidir çünkü o da bir soğan biçimidir. Evet doğru. Dolayısıyla diğer soğanlardan alamadığınızı prasadan da kısmen alırsınız. Alabiliriz. Lif içerdiği için de yine bağırsaklarımızın dostu. Aa, süperdir. Süperdir Peki. bu arada. Peki hocam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.